Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün İstanbul'da durağımız Başakşehir. Ve Başakşehir'de de bir lezzet durağındayız. Burası Aile Garden. Yanımızda firmamızın sahibi Timur Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan lezzetlerle alakalı neler arttıracak. Merhabalar Timur Bey, nasılsınız? Teşekkürler, size sormalı. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için öncelikle. Evet Timur Bey, sektörünüzden ve vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle ben sizleri tanıtmak istiyorum ekran başındaki izleyicilerimize. Evet. Timur Bey kimdir ve sektörünüze girişiniz nasıl oldu? Biraz öncesinden bahseder misiniz? Valla ben Belçika'dan 2 senedir oldu geleli. Ben daha önce bu işi de Belçika'da yapıyordum zaten. Yaklaşık bir 5-6 yıldır. İşte Türkiye'ye, İstanbul'a geleli 2 sene oldu. Geldiğimden beri zaten direkt bu dükkanı devraldık. 2 senedir de işletiyoruz. Çok güzel. Yani 2015 yılında mı devraldık? Evet, 2015 yılında. Peki biraz Aile Garden'ı tanımak istiyoruz. Neler yapıyoruz burada? Aile Garden ya çoğunlukla sulu yemek üzere. Tam zaten sanayinin ortasındayız. Sulu yemek, ızgara, pide çeşitleri, tava çeşitlerimiz var. Bir de çoğunlukla işte Karadeniz. Karadeniz'e hitap ediyoruz. Karadeniz yemekleri ürünü, olarak? Yemekleri olarak çoğu ürünlerimiz zaten Karadeniz'den geliyordur. Trabzon'dan genellikle. Hepsi tam Karadeniz mutfağı diyebiliriz. Neler var peki? Biraz tanıtın bizlere o zaman mutfağınızı. Valla baştan, ilk başta olarak Rize kavurmamız var. Zaten gelin çoğu müşteri Rize kavurması için geliyor. Trabzon pidelerimiz var. Sürmene ya da Trabzon peynirli olarak. Yanında özel Trabzon'a ait et küvecimiz var. Sebze türlümüz var Trabzon'a ait. Hı hı. İlk başta olan o ürünler onlar. Bunun gibi birçok yemeğimiz var. Sulu yemek çeşitleri ve pide çeşitleriyle beraber. Evet. Aynı zamanda kafe bölümümüz de var. Biraz buradaki alandan bahsedebilir misiniz? Ya kafe bölümü çoğunlukla işte sanayide çalışan arkadaşlar için. Böyle öğlen ya da akşam iş çıkışı. Gelip okey, nargile, tavla oynuyorlar. Hı hı. Onlar için. Hem kafe hem restoran. Hem kafe hem restoran, ikisi bir arada. Burada yürütüyoruz. Yürütüyoruz. Bir de güzel bir bahçemiz var. VIP misafirlerimiz için biraz bahsedebilir misiniz? Arkadaşlar büyük geniş bir bahçemiz var. Onu da çoğunlukla işte ağır müşteriler için, aileli müşteriler için. Hem yani nargile, çay, kahve, kahvaltı. Ayrıca akşam yemeği. Evet, burası Aile Garden olarak geçiyor. Kaç metrekarelik bir alanda kaç kişiyi birden ağırlayabiliyoruz? Ya, toplam 1600 metrekare alanımız var. Aşağı yukarı kapalı alanda 200-250-300'e yakın insanı ağırlayabiliyoruz. Misafirimizi burada ağırlayabiliyoruz. Peki, biraz hizmet anlayışınızdan bahsedelim Timur Bey. Hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Ya benim ilk dikkat ettiğim şey kalitedir. Yemek kalitesi. Şimdi zaten bizim ürünler çoğu tereyağısı olsun ya da unu falan olsun hepsi Trabzon'dan geliyor. Hı hı. En üst kaliteyi vermeye çalışıyoruz. Ondan ayrıca işte müşteri memnuniyeti. Hazırlanışta nelere dikkat ediyoruz? Temizlik. Ekip önemli bu işte. Aynı zamanda biraz ekipten de bahsedin. Ekibimiz şu an mutfak ekibimiz çok iyi. Herkes çok temiz. Bayağı da bir yoğun çalışıyorlar. Ama en temiz, en kaliteli yemeği çıkartmaya çalışıyorlar. Evet, kaç kişilik bir ekibimiz var Timur Bey? Toplam mutfakta 9 tane. 9 tane elemanımız var. Ön tarafta da 10 tane. Tabii uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel arkadaşlarla hizmetimizi yürütüyoruz. Burası genelde sanayi bölgesi. Evet. Ve buradaki müşterilerden daha çok yararlanıyoruz. Ve onun için de sulu yemek çeşitlerimiz sanırım ön planda. Ya ön planda onlar, çünkü gelen müşteri çoğu zaman ya 10-15-20 dakika zamanı oluyor. Hı hı. En çabuk da sulu yemek hizmetimiz çıkıyor. Çok güzel. Peki bu sektöre girerken neler hedeflemiştiniz İstanbul'da? Valla benim İstanbul'da aslında daha farklı bir proje aklımdaydı da burası denk geldi. Benim asıl mesela Belçika'da işlettiğim dükkan dünya mutfağıdır. Benim asıl mesleğim zaten aynı zamanda aşçıyım. Ha çok güzel. Ama benim asıl mesleğim dünya mutfağı. Hı hı. Ama burası denk geldi, buraya girdik. Burada da çok farklı bir konseptle ilerliyoruz. Farklı bir konsept. Güzel bir konsept bence. Kesinlikle. İlerleyen günlerde bir yerimiz daha olacak. Biraz projelerinizden bahsedebilir misiniz? Valla şu an Hadımköy
sanayisi bayağı gelişiyor. İşte oraya bir yer düşünüyorduk. Daha projemiz var. Bakalım. Orası da olacak. Ay, yine Alya Garden olarak mı? Alya Garden olarak. Evet, ikinci umarım hayırlı olur sizin için şubeniz. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahsedelim Timur Bey. Sizler gibi birçok mekan var bu hizmetleri sunan ya da sunduğunu iddia eden. Neden tercih edilmesi gereken bir mekan? Ya ilk olarak dediğim gibi kalite. Hı-hı. Bizim bütün ürünlerimiz Trabzon'dan gelir. Organik ürünleri kullanıyoruz. Kalite olarak en üst düzeyde. Hem hizmet kalitesi hem de yemeklerimizin lezzeti. Evet. Mekanda misafir gibi ağırlamamız, bunların hepsi tabii bir unsur. Peki evet, sektörün gidişatından memnun musunuz Başakşehir'de? Vallahi aslında memnunum. Bayağı bir rekabet oldu ama yine de biz güveniyoruz kendimize. İnşallah daha iyi gider. İnşallah. Peki izleyicilerimize son olarak neler aktaracaksınız Timur Bey? Son görüşlerinizi alabilir miyiz? Vallahi izleyicilere herkesi bekliyorum. En kaliteli yemek yemek isteyen varsa herkesi burada ağırlamak isteriz. Özellikle Başakşehir'deki Başakşehir iki telli halkalı. Alya Garden'ı bekliyoruz diyorsunuz. Herkes Alya Garden'ı bekliyoruz. Peki buradan da bir davet çıkarmış olduk. Teşekkür ediyorum ben sizlere verdiğiniz bilgilerden ötürü. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız sizler için İstanbul'da Başakşehir dedik ve Alya Garden'dan sizlere sesleniyoruz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.